Önümüzdeki süreçte konut fiyatlarının çok sert bir şekilde çöküş yaşayacağı kanaatindeyim. Nedenlerini bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bankacılık sistemi kanalıyla aslına bakarsanız konut sektörü geliştirildi. Bankacılık sisteminin iyi olduğu, ekonominin bir miktar toparlandığı her dönemde konut sektöründe de ciddi bir canlanma gözleniyor. Çünkü konut fiyatları çok yüksek olduğu için insanlar genel itibariyle ceplerindeki parayla değil, borçla, krediyle konut sahibi olabildi ancak. Ve konuta olan talepte konut fiyatlarının her geçen gün şişmesini ve bir balon haline gelmesini de beraberinde getirdi. Biz de buna Türkiye'de çok net bir şekilde tanık olduk. 1 artı 1 konutların, 1 artı 0 konutların 500 bin liralardan, 1 milyonlardan konuşulduğu bir dönemden geçtik. Ve dolayısıyla konut fiyatlarının bu kadar şişmesi aslında riski iyiden iyiye ortaya koymaya başlamıştı. Öbür taraftan dünyadaki borçluluk dünyanın tüm gelirinin 3 katı seviyesine kadar yükseldi. 2007-2008 krizine göre bile çok ciddi bir artış kaydedildi. 255 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Yine bunun da büyük bir kısmı konut kredilerinden oluşuyor. Konut kredileriyle borçlanan devletler birbirlerine borç verdiler. Devletler de borçlandı, özel sektör de borçlandı, hane halkları da borçlandı ve dolayısıyla büyük bir borç yükünün altına giren bir dünya insanlığı görüyoruz. Ve bu büyük borç da riskleri her geçen gün biraz daha arttırmaya devam ediyordu ki bir anda karşımıza koronavirüs gibi büyük bir felaket çıktı sevgili dostlar. Bakın büyük bir pandemiden bahsediyoruz. Neredeyse 3 milyona doğru giden bir salgın. Her geçen gün ölü sayısı artıyor ve görünen o ki artmaya da devam edecek. Kimine göre işte 2-3 hafta içerisinde, 4 hafta içerisinde biraz yavaşlama ihtimali var. Haziran-Temmuz itibariyle bitme ihtimali var. Kimine göre ise bu İspanyol gribi gibi belki de birkaç yıl sürecek ve iyiden iyiye yaraları da büyütecek. Bunlar tamamen tıbbi beklentiler. Ekonomiyle ilgili beklentiler ne? Bu hastalığın sonrasında çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabiliriz beklentisi her geçen gün biraz daha güçleniyor. Ve bu kriz büyük ihtimalle bir bunalıma dönüşecek ve bu bunalım da yakın zaman içerisinde bitmeyecek ve dünya ekonomisini çok derinden sarsacak. Dünya ekonomisinin sarsılması demek sevgili dostlarım hem reel sektörün hem de finans sisteminin çok ciddi sarsılması anlamına geliyor. İşsizliğin artması, borçluluğun daha da artması, yoksulluğun daha da artması anlamına geliyor. Hatta düne kadar orta gelir seviyesinde olan pek çok insanın yoksulluk seviyesine doğru düşmesi anlamına geliyor. Ve burada kritik nokta şu. Düne kadar işte bu finans sisteminden borç alarak ev sahibi olanların büyük bir kısmı orta gelir kademesindeydi. Ve onların da büyük bir kısmı bu pandemi sonrasında görünen o ki borçlarını ödeyemez pozisyona gelecekler. Ve bankalardaki konut kredisi batık oranları da her geçen gün biraz daha fazla artmaya devam edecek. Ve bu batıklar arttıkça da bankaların elindeki konut stokları da artacak. Bankalar sadece konut stoklarından kaynaklı değil, tüm verdikleri kredilerinden kaynaklı risklerinin artmasıyla birlikte ellerindeki her şeyi zararına da olsa çıkartmaya çalışacaklar. Bunun başında tabii ki büyük bir para tutan konut satışları gelecek. Yani ilk önce ellerindeki konutları her fiyattan satarak işe başlayacaklar önümüzdeki süreçte. Ve bu satışlar başladığı zaman herhangi bir fiyat kriteri olmayan bankalar konut fiyatlarını hızlı bir şekilde aşağıya çekecekler ve inanılmaz bir arz ortamı oluşturacaklar. Bakın üretim olmasa da, müteahhitler ev üretmese de bankaların yarattığı arz ortamı nedeniyle piyasada fiyatlar bir anda dip yapmaya başlayacak. Bir taraftan bankacılık sisteminin yarattığı depremden bahsediyoruz. Öbür taraftan biraz da tüketiciye dönelim isterseniz. Tüketicilerin büyük bir kısmı ve yatırımcıların büyük bir kısmı borçları da olmasa o konutlar kendilerine ait de olsa bugünden başlayarak bu konutları ellerinden çıkartıp nakite dönmeye çalışıyorlar. Çünkü nakit kraldır dönemini yaşıyoruz. O nedenle de
de çoğu kişi eğer ki konut piyasasındaysa konut piyasasından çıkmaya çalışıyor. Nakite dönmeye çalışıyor. Borçlarını kapatmaya çalışıyor vesaire. Ve dolayısıyla da pek çok kişi bu dönemde daha bu bankaların krizi ortaya çıkmadan önceki süreçte borçlarını bile ödemiş olsalar ellerindeki konutu satmaya çalışacaklar. Borçlarını ödeyemeyeceklerini fark edenler de ellerindeki konutu yine devrederek en azından paralarının bir kısmını kurtarmaya çalışacaklar. Bu da çok ciddi bir konut arzı yaratacak. Öbür taraftan büyük ihtimalle ki görünen tablo o. Bakın Şubat ayında %51'e yükselmiş olan Türkiye'deki konut satışları Mart ayında bir bakıyorsunuz %3'ler seviyesine düşüyor ve düşmeye de devam edecek görünen o. Ciddi bir arz var üretim olmamasına rağmen ama ortada bir talep yok. Yani kimse ev, konut, iş yeri, gayrimenkul, arsa ne olursa olsun almaya gönüllü değil. Bunun sebebi ne? Gayet basit arkadaşlar. Çünkü alıyorsunuz ama satmaya gelince satması çok zor. Eskisi gibi kolay değil. Yani öyle birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde elinizdeki malı elinizden çıkartıp nakite dönemiyorsunuz. Ve insanlar da bu riski almak istemedikleri için, yatırımcılar da nakite dönerek paralarını daha hızlı değerlendirebilmek için konut sektöründen hızla kaçmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bu bir arz yaratıyor ama ortada talep yok. Bu da yine konut fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak önümüzdeki süreçte ve konut fiyatlarının aşağıya gelmesine neden olacak. Ve pandemi bitip ekonomik kriz iyiden iyi ortaya çıktığında hem bankalar hem yatırımcılar hızlı bir şekilde ellerinden çıkartmaya çalıştıkları zaman panik halinde herkes, ihtiyacı olan olmayan fark etmez, herkes elindeki gayrimenkul arsayı, konutu vesaireyi satıp nakite dönmeye çalışacak. İşte o dönemde konut fiyatları daha da dip yapacak sevgili dostlarım. Belki o dönemde konut sektöründe alım yapmak mantıklı olacak ama bugün yapılan alımların büyük bir kısmı büyük ihtimalle çok yüksek bir fiyat olarak kalacak o gün için. Bugün normal makul seviyeler olan yarın bir bakacaksınız çok tepe noktalar olacak. Ve belki uzun yıllar boyunca bir daha o fiyatlara gelmeyecek. O nedenle de işte yatırımcılar ve bankalar ufak ufak şimdi ellerindeki malları çıkartmaya başladılar ve çıkartmaya da devam edecekler gibi görünüyor. Peki durum tersine döner mi? Konut fiyatları benim söylediğimin aksine yükseliş kaydeder mi? Hızlı bir yükseliş olur mu? Dolar fiyatları yükseliyor, altın fiyatları yükseliyor. Onun gibi konuta da talep hızla artıp konut fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirebilir mi? Bu kadar riskin olduğu, bu kadar sistemin bozulduğu bir ortamda bu tür lüks ürünler, tırnak içerisinde lüks ürünler, yani fiyat olarak çok yüksek olan ürünlerde insanlar büyük ihtimalle kalmak istemeyecekler ya da bu ürünleri almak istemeyecekler. Konut sektöründe çok ciddi bir şişkinlik var zaten ve bu şişkinlik artık getirisi olmayan bir düzeyde. Yatırımcıların ya da konut sahiplerinin ya da reel sektörün gayrimenkul sektöründen uzaklaştığı bir sürece giriyoruz. Finans sektörünün konut sektörüne kredi vermeyi artık riskli bulduğu bir döneme giriyoruz. Bakın özel sektör bankaları devlet tarafından Türkiye'de çok ciddi zorlanmalarına rağmen konut kredisi ver kardeşim bak faizleri aşağı indiriyoruz. Hatta sana özel, sana uygun faiz uygulamaları başlatıyoruz demelerine rağmen ısrarlı bir şekilde kredi vermeye yanaşmıyor. Haksızlar mı? Çok da haksız değiller. Çünkü hem konut sektörünün hem de kredi kartlarının hem de tüketici kredilerinin hem de taşıt kredilerinin batıkları her geçen gün artıyor Türkiye'de. Batıkların bu kadar arttığı bir ortamda, insanların ödeme güçlerinin bu kadar azaldığı bir ortamda, işsizliğin bu kadar arttığı bir ortamda ve ekonominin neredeyse durma noktasına geldiği, insanların ısrarlı bir şekilde harcama yapmak yerine nakit tasarrufuna yöneldiği bir dönemde konut sektörünün canlanması mümkün değil. Bir başka ayrıntıyı da konuşalım isterseniz. 1 artı 1, 1 artı 0 gibi konutlar yapıldı. İnsanlar 1 artı 0 alanları
genel itibariyle ofis amaçlı satın alacaklardı ve işlerini çok daha uygun bir şekilde görme imkanına sahip olacaklardı ya da kiraya vereceklerdi. Ama koşullar çok hızlı bir şekilde değişiyor bakın. İnsanların büyük bir kısmı zaten küçük ofis ortamlarında çalışmak istiyorsa artık kendi evinin odalarını kullanmaya başladı. Home office çalışmaya başladı. Ve göreceksiniz büyük ihtimalle diyorum bu 1+0, 1+1 yapılarının büyük bir kısmı çöp haline gelecek. İnsanlar buralarda yüksek fiyatlarla ofis tutmak yerine kendi evlerinin bir odasında, bir köşesinde bu işi yapabildiklerini gördüler çünkü. Diğer taraftan büyük rezidanslara, plazalara da gerek kalmayacak. İşhanlarına da gerek kalmayacak. Çünkü pek çok büyük firma da elemanlarının büyük bir kısmını kendi evlerinden çalıştırarak işlerini yürütebileceğini görmeye başladı. Artık bu tür gayrimenkul maliyetlerinden firmalar da kaçacaklar bu koşullar içerisinde. Ve bunlar da atıl olacak ve bunlar da arzın içerisine girecek. Ve bu kadar büyük bir arz ortamı içerisinde, bu kadar çok binanın çöp olduğu bir ortam içerisinde fiyatlarda ister istemez dip üzerine dip yapmaya devam edecek. Sonuç, bugünler bence konut sektöründeki bu fiyatlar için son dönemler. Bundan sonraki süreçte konut sektöründe fiyatların çok dramatik olarak düştüğünü, talebin her geçen gün biraz daha azaldığını, arzın her geçen gün biraz daha arttığını ve buna bağlı olarak da fiyatların her geçen gün biraz daha düştüğünü göreceğiz. Evet sevgili dostlar, bu videomu da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Bildirimlerinizi açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Ve eğer ki kanala destek vermek istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz. Oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birisine üye olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.